Merhabalar. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesi almak için önce Amerika'ya giderek şirket kurulumu yapacağım. Temmuz'da dönüşte Türkiye'deki konsolosluğa başvuru yapmak istiyorum. Eğer E2 vizem red olursa hali hazırda B1, B2 vizem de iptal olur mu? Şirket kurup yatırım yaparsak bu vizem E2 vizesi almamız için bir avantaj olur mu? Çünkü Amerika'ya gidip gelmiş ve bir güvence sağlamış oluyoruz. Tek seferde aktaracağımız tutar 50-60 bin dolar civarında ve bunun büyük bir kısmı ile malzeme satın alacağız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz diyelim Amerika'da yatırımınızı yaptınız. Yani şirketiniz kurduğunuz ve yatırımınızı yaptınız ve iş yeri kuruldu ve buradaki işler başlamış oldu ve siz ondan sonra Türkiye'ye geri gittiniz ya da ülkenize geri gittiniz ve Amerikan konsolosluğunda vize başvurusu yapıldı. Ve Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesi sırasında konsolosluk sizi evyesine yeterli görmedi. Şimdi genelde bu durumlarda konsolosluk sadece yapacağı biz sizi yeterli görmüyoruz deyip sizi geri çeviriyor olacak. Yani onun ötesinde bir duruma geçmiyor olacak. Fakat ee, maalesef tabi bazı durumlarda konsolosluk farz edelim ki sizin aslında Amerika'da kalıcı niyette olduğunuzu, geçici bir amaçla gelmediğinizi düşünüyorsa o zaman maalesef sizin sahip olduğunuz bir vizesini de iptal edebiliyor. Bu da yaşadığımız durumlar arasında oluyor. Gördüğü vatandaşlarımızın ya da müvekkillerimizin karşı karşıya kaldığı maalesef durumlar arasında olabiliyor. Dolayısıyla konsolosluk sizin Amerikan vizenizi genelde iptal etmeyecektir. Ama iptal etmek için bir sebebi doğuyorsa da, bunu iptal yoluna gidebilir. Dolayısıyla bunu bunun farkında olmanızda fayda var. Diğer bir bölümüne geçersem tabii şunu söylüyorsunuz. Hani şirket kurup yatırım yaparsak bu bizim E2 vizesi almamız için bir avantaj olur mu diye soruyor takipçimizin ikinci bölümünde sorusunun. Şimdi zaten E2 vizesini ya da E vizesini alabilmeniz için sizin şirketi kurmuş olmanız ve yatırımı da yapmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yatırımı yapmadan maalesef vize almanız mümkün olmayacak Amerikan konsolosluğundan. Ama yatırımınızı yapmışsanız ve bir tavsiyemde burada işler başlamış ise o zaman tabii ki Amerikan konsolosluğu size çok daha rahat, vize veriyor olacaktır diye ee, bu noktada da e, takipçisi sorusunu cevaplamış olalım Çünkü e, kendisi bir noktada da şunu söylüyor İşte Amerika'ya gidip gelmiş bir güvence sağlamış oluyor muyuz diye soruyor şimdi buradaki önemli olan nokta şu e, siz önemli olan burada yatırımınızı yaptınız şirketiniz kurunuz yatırımınızı yaptınız bu yatırımın miktarı 50-60 bin dolarda olabilir önemli değil bununla da malzemeleri aldık alabiliriz diyorsunuz Hani bu da sonuçta bir yatırım oluyor zaten fakat önemli olan nokta gerçekten burada başlatacağınız yatırımın ya da işin potansiyeli ve bunun istihdam yaratacağını Amerikan konsolosluğunun görmesi. Eğer Amerikan konsolosluğu bunu görürse o zaman yapacağı tabii ki şu olacak. O zaman size iki vizesini vermekte çok daha rahat hareket edecektir. Dolayısıyla önemli olan nokta bu. Bunun dışında da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu bu takipçimize sorduğu soruyla ilgili şunu söyleyebilirim. Önemli olan yatırımınızı yapın. işlerinizi başlatmış olun. Tabii siz çalışmadan ve iş yeri yöneticisi biri olarak ve çalışanları olarak ondan sonra gönül rahatlığıyla Amerikan Konsolosluğu vize başvurusunu yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.